Ya bir de ben kayınvalideme kızıyorum yani. Madem terapiye ihtiyacım var, gel bana. En büyük terapist benim yani. Seni en iyi terapi edecek olan benim. Ne işin var Hüsniye teyzeyle senin? Hüsniye teyze durduk yere kimseye bunları yapmaz. Altında mutlaka bir şey vardır. Bence yalnızlık çekiyor. Enlerin yarışmasındayız. Biraz pasif de kaldı. Kendi yanına birilerini çekme ihtiyacı duydu. Bu da kim olacaktı? Yeni gelen olacaktı. Onun için hedef kitlesi Fatma teyzeydi. Çok da güzel oyununa gelmiş. Bir tane soğanı alıyorlar tak tak. Çok tak, yavaşlar. Tık, sanki et şey ya yapıyorlar. Ya tek soğan ya. Evet. Nedir o mesela? Ya? Eti aldın da orada zırhtan et mi çekiyorsun? Allah aşkına, ama dün dikkatinizi çekmedi mi? Hamuru dün 30 dakika yoğurdular. Pişmemişti. 15 dakika fırına attılar. Ben şoka aheste aheste. Yani sanki böyle okşuyor okşuyor. O hamuru 10 dakika hamur öyle olur mu? Ki yarım saatte de pişirir. 10 dakika ne alır yani neredeyse o, çabuk çabuk yapsan hamur. En az 35 dakika fırında kalması yani lazım. Ben şok 14 oldum. Dakika falan pişir. O yüzden çiğ çıktı. Poğaça bile 25 dakikadan önce pişmiyor. O yüzden pişmiyor. Çiğ çıktı. Çiğ pişmedi. Benimki zaten böyle kafasına bazen bir şey takılır. Ne yaptığını bile böyle kala kalır. Hadi ay ondan sonra ne yapıyordum? Ama ne çok diyordum? Yavaşlar. Mesela bugün de şey dikkatimi çok yavaşlar, çekti. Evet. Patlıcanı hepsi almışlar. Koca koca bıçaklarla soyuyorlar. Ya orada mutfakta her şey var. Soyacak. Soyacak çık 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 çık. Beş, iki soyacak dakika mı soyuyorlar? Ben bir bıçak bıçakla soyuyorlar. Hepsi hepsi bıçakla kullandım. Pratik değiller. Hepsi ben bıçakla bıçak kullandım. Asla testlerini görmedim. Sizin kendiniz önce soyacak aldı sonra bıçak aldı. Demek ki ona iyi ya pratik yolunu Hatice bilin ya bilin. Şeyle soyacak. Ben şey neydi? Evde bile benim kendime ait bıçağım var. Evde benim kendime ait bıçağım var. Eşimin bıçağı ayrı. Evet ben de eşim büyükle yapar. Ben küçükle yaparım. Ben de küçük kullanırım. Asla büyüğü kullanamam. Ben de orta boyudur benim bıçağım. Orta böyle. Ben de yerine göre bir de sapı elimi dolduracak. Buramı dolduracak. İnce olmayacak. Ortayla yaparım. Çok güzel yaparım yani soyma işini. Tabii herkesin bir el ama büyükle asla yapamam. Ben mesela onların doğradığı bıçakla asla doğrayamam. Ben de. Doğrayamam. Elimi keserim. Soğanı doğrayamam. Onlar da doğrayamıyor ki ondan sonra zırh çekiyorlar. Ama orada satır kıyması yapıyorlar. Ben bir alayım getireceğim geri. Ne yapıyorsun? Bana mı getiriyorsun? Geliyorum ha şurada da var. Şunu da bir alayım. Kayınvalidene mi götürüyorsun Elif? Elif her zamanki gibi ön planda olayım da ben her şeyi yapayım çabasında. Sonra kayınvalidelere gelir söyler ama bize neden haber vermediniz? Keşke bize de söyleseydiniz. Sen önce bize bir söyle ya ne yapıyorsun? Ay Fatih Bey bize sordu. Ne? Annelerinize ne aldınız? Biz de utandınız mı? Utandık. Yerin dibine girdik falan. Yok almadılar ama gerçekten sipariş almadılar. Zaten hayır kargolar burada geliyor kusura bakma. Yemin ederim gelmedi. Vızır vızır geliyor. Bizim sokağa her gün kargolar geliyor. Olsun. Gönlünüze hoş gitsin. Kuru muru ama düşünmek yeterlidir. Bak ah Fatma teyze anneler günü kutlu olsun. Geçmiş anneler bu günü. Bu kimden senden mi? Teyze. Bizim orada vardı ne yapalım hiç yoktan gönlünüze bu hoş gitsin. Bu ne solmuş hayır, çiçekler. Hayır sen mi düşündün bunu? Bizimkilerin aklına gelmedi mi? Sırf gelmedi sen mi düşündün? Hep hiçbirimiz aramamışız. Yemeklerinizi yaptınız mı? Yaptık. Evde hiçbir şeyiniz yok muydu? Ama zaten dışarı çıkmıyorduk böyle açılmamış bir çorap bile ne mi yoktu? Tül çorap ben falan. Ben onu al anne hiç es geçtim dedim mi? Dedim ama dedim. Hiç es geçme. Sen o kadarına bakma dedim. Hiç bugüne kadar aldı bu sene aynen. Aldı dedim. Hiç es geçme. Geçmiş anneler gününüz kutlu olsun. Sağ ol teşekkürler. Biraz benim ki soğumuş. Ay bir şey söyleyeyim mi yemin ederim çok beğendiğim sevdiğim renkler. Kızlar altın kızlar ben Elif burada diye hani genç tansmış getirmiş bir şey demedim de bu nedir tersin ama? Çalı gülü gibi olmuş bu nedir? Aha kurumuş kırılıyor düşünün o kadar kurumuş Reyhan yani. Reyhan Hanım bu nedir? Aşırı. Bunu hatırladınız bu nedir? Mı? Bunu hatırladınız mı? Buna mı? Oh. Bunu dün bana kızım yollamıştı. Ay. Yollarıma güller de kaldı Fatih Bey. Ya. Bu da size özel Fatih Bey. Allah'a şükürler olsun. Çok şükür. Evet kızımın kızını yolladığı çiçeği bana geri getirdi. Yani bu nedir işte ya? İyice bizi tiye aldılar. Hatırlamamışlar, düşünememişler. Bence bu kuru çiçekleri yapacaklar. Orada elinin önünde bulmuş. Bize orada birer kahve yapıp getirebilirdi. Evet. Bu çöpe gidecek şeyleri bize evet, getireceğini evet. Sizi düşündük, getirdik. Ya bunlar zaten orada ölmüş, bitmiş. İki haftadır masanda duruyor. Bunları toplamışsın, getirmişsin. Hayırdır Elif? Çiçekleri topladın gittin. Attım. Dönüşte attım. Kremi olan var mı dedin. Hayırdır? Yaktılar mı seni? Yaktı beni.
Ne yaptın? Bize hiç haber vermeden aldın götürdün bir şeyler. Aman kurumuş çiçekleriniz şimdi kıymete mi bindi ya? Kenarda ya ben çiçekleri güzel kurumuş bizim için değerli. Biz eğer alırım ben size kuruduğu bizi rahatsız etmiş olsaydı biz atardık. Hatta buradan çıkışta sipariş vereyim. Kimin nesi vardı? Aynı notlarınız duruyor zaten. Bir daha sipariş vereyim. Sen kayınvalideler odasına gittin değil mi Elif? Canım evet. Biz sana çiçeğimizi götürdün demiyoruz. Hani sen kayınvalidelere gelip diyorsun ya keşke bize de söyleseydiniz ne yapıyordunuz. Sen niye bize söylemiyorsun madem? Aa. Hem de bizi alet ediyorsun bizim çiçeklerimizi alarak. Ne yapayım gözüme ya dokundu. Onu bırak, o kadar, kurumuş çiçeklerini lafını mı yapıyorsunuz diyor ya. Acaba o kurumuş çiçekler önemi olmayan, mühim olmayan çiçekleri nereye götürdü onu merak ediyorum. Hepsi kurumuş, pörsümüş. Evet. Ama bakın benimki ne kadar güzel. Sana güzel. Daha canlı canlı. Şey bunlar ya, o plastik gelmiş. Olsun ama ne kadar güzel renklerine bakıyorsun. Ama şimdi yarsın Fatma Hanım hiç almıyor ya mutlu oldu. Siz onu eve götürün. Ona ya ben ya. ben böyle pörsük şeyleri almayayım daha evet. iyi sizin gibi Allah'ım. Ona bunu da versen. Biz kabul etmiyoruz zaten de kırmızı. Ya şuraya bak. Ona bunu da versen mutlu olur. Çünkü hayır. görmemiş. Ne Leha, yapsın? Leha. Görmemiş derken, görmemiş derken. Gelin getirmemiş. Ama çok ayıp. Ben de haklı ya, gelin. Reyhan. Gelin buna getirmemekte haklı. Çünkü uslup ve tavır görmemiş yok. Görmemiş diyemezsin. Önce sen kendi uslupuna görmemiş bakacaksın. Görmemiş derken bak hayır. şimdi. Hayır, yok kadar. Öyle bir şey. Lafı neresinden yok öyle bir çekiyorsun şey. Neresi? Ya? Görmemiş. Ay, sen, ay git ben seninle görmemiş konuşmam bile. Görmemiş sensin ya. Ay kaşlara bak sensin. Gözlere bak. Ben Allah ne Allah. Diyorum gelin getirmemiş hayır, diye sen bak. Dedin. Görmemiş anlamıyorsun deme şeklimi. Bir dakika anlamıyorum. Görmemiş ne? Dedi görmemiş. Ya, görmemiş nasıl bir kelime derken, bu nasıl bir uslup ya. Anneler gününde ya hediye aşkına. Getirmemiş tamam, sen gelinin yapma bana anlamında. Ya. Yapma ay git yorum. Ya öf ama. Görmemiş kelimesi nasıl ya, bir kelime ya. Ya git ya uslubunu biraz düzelt ya. Of. Yani anneler anlamayın ya. Anlamıyor kadın ya. Hayır canım. Üsluptan da anlamıyor. Hiçmiş. Gelini getirmemiş görmemişsin eve. Hala onu bile kabulleniyorsun. Ben olsam kabullenemem. Dört, üç, iki, bir, süre bitti. Evet kızlar, ocaklarınızı kapatın ve sizi dışarı alayım. Vallahi fena durmuyor. Pilavlı karnıyarık. Güzel bir yemek, pratik, basit. Bence evlerde yapılabilecek bir yemek bu, evet. Hadi bakalım. Kayınvalideler bence biraz zorlanacaklar gibi geliyor. Çünkü yemekler çok birbirine benziyor. Ama biz ne yapıyoruz? Haftanın ortasındayız, sunuma geçiyoruz. Hatice'sini bulmam için ne yapmam gerekiyor? Bana yardımcı olur musun? Herkesten yüksek alınca sen düşük veriyorsun. İletişim probleminiz var. Daha sonradan açıklamasını yaptınız. Şimdi kabul etmiyorsunuz ama. Ben almışım onu. Bir de başkasına hediye veriyor. Nasıl veriyorsun ya? Ben de anneyim değil mi? Peki benim anneler günümü neden kutlamadın? Bütün herkes anladı. Sen şöyle anlıyorsun. Geldik programın son dakikalarına. Pilavı daha tane tane bunun onlara göre. Pilavda da yağın fazlaydı, sosunda da yağın fazlaydı, patlıcanın da yağlıydı. Kural hatası yaptığın için 2 puanın düşüyor birinci.
Sevgili seyirciler, gelelim mutfakta da haftanın ortası çarşamba günündeyiz. Çarşamba önemli bir gün çünkü finale tam 2 gün kala çarşamba hani olacakları gösteriyor gibi. Bakalım nasıl olacak, nasıl puanlar alacaklar? Gelinler final gününü puanlarıyla nasıl etkileyecekler hepsini göreceğiz. Ama bugünkü yemekler yapıldı. Bakalım kayınvalideler de nasıl puan veriyor? Ve ilk puanlama Çiğdem Hanım. Çiğdem Hanımcığım, hepsi ne güzel bir hepsiymiş. Teşekkür ederim. Ve sana gelinim verdi diye. Gelinim verdi. Sıfır. Sıfır. Bugün verdi. Ha. Evet. Ne güzel. Giyeyim diye verdi, ödünç. Bir şey almıyorsun diyor. Ödünç verdi. Ne ödünç dedim mi anne?